Başarıyı engelleyen faktörler manda gözüksün. Yıkıcı eleştiri, insan davranışlarına en fazla zarar veren şeylerden birisidir. Kişinin kendine verdiği değeri azaltır, güvenini sarsar, performansını düşürür. Kişi kendini herkesten aşağıda hisseder. Eleştirildiği konuyla ilgili bir iş yapmaya kalkıştığı her seferde sinirleri gerilir, hatalar yapmaya başlar. Bu nedenle de o işi denemekten tamamıyla vazgeçerek mücadele arenasından kaçabilir. Ortalama bir ebeveyn çocuklarını överler. Ama sonra da şımarmasın diye yerer ve eleştirirler. Ortalama bir ebeveyn. Çocuklarının davranışlarını geliştirmek amacıyla onları düşünmeden kırarlar. Ancak bunun tam tersi çıkar ortaya. Yıkıcı eleştiri çocuğun kendisine verdiği değeri azaltır ve kendisiyle ilgili olan kişisel tasarımını zayıflatır. Çocuğun performansı iyileşeceğine gitgide kötüleşir. Yıkıcı eleştiri. Ey anne babalar, sözlerinize dikkat edin. Yıkıcı eleştiri kişiyi yetersiz ve başkalarıyla rekabet edemez bir duruma getirir. Çocuk kızgınlık duyar. Kendisini savunmak, karşısındakine bir cevap vermek veya kaçmak ister. Performansı tepe taklak olur. Çeşitli olumsuz sonuçlar ortaya çıkar. Özellikle de ana baba ile çocuk arasındaki ilişki bozulur. Okuldaki başarılarıyla ilgili yerilen çocuklar kısa zamanda okuldan nefret etmeye başlar. Sanki anne babaların kendileri başarılı olmuş gibi çocuklarını eleştiriyorlar. Okuldaki başarılarıyla ilgili yerilen çocuklar kısa zamanda okuldan nefret etmeye başlarlar. Ve mümkün olan her şekilde okuldan uzak kalmaya çalışırlar. Okulda yaptıkları her şeyi yılgınlığın ve acının kaynağı olarak görürler. Çekim ve uyum yasaları nedeniyle de aynı tutumda olan diğer çocuklarla bir bağ kurmaya başlarlar. Kendi davranışlarını adliyeleştirmek adına yararlı bir eleştiri yaptıklarını zannedip de yıkıcı eleştiriyle başka insanları hırpalamaya çalışan miskinler hata yapmaktadırlar. Doğru ve yapıcı bir eleştiri yapıldıktan sonra kişi kendini daha iyi hisseder ve gelecekte daha iyi şeyler yapacağına inanır. Eleştiri, kişinin kendine duyduğu saygısını ve etkinliğini arttırarak onun performansını geliştirmiyorsa, savunmasız bir halde bulunan bir insana karşı yürütülmüş olan yıkıcı bir müdahaleden öteye geçemez. Yıkıcı eleştiri, pek çok kişilik probleminin ve insanlar arasındaki düşmanlığın da kökünde yatar. Ardında ayrılmış ruhlar, bozuk moraller, ne hakkınız var? Yıkıcı olarak başkalarını eleştirmeye ne hakkın var? Onun hayatını karartmaya ne hakkın var? O senin çocuğun olsa bile ne hakkın var? Onun sahibi sen değilsin. Ardında ayrılmış ruhlar, bozuk moraller, kızgınlık, küskünlük, kendinden şüphe ve bir yan olumsuz duyguya bırakır. Çocuklar yenildikleri zaman kendileri de başkalarını da germeye başlayarak bir savunma mekanizması geliştirir. Kendi değerlerini göremezler. Kendilerini ucuza satarlar ve deneyimlerini olumsuz şekillerde yorumlarlar. Ne kadar çok ve ne kadar iyi çalışırlarsa çalışsınlar, içlerinde hep ben yeterince iyi değilim duygusunu hissederler. Eleştirinin en büyük amacı karşındaki kişide performans gelişimi yaratmak, bu insanın sonuç olarak daha iyi olmasını sağlamaktır. Yapıcı eleştiri intikam amacıyla yapılmaz. O, memnuniyetsizliğini ve kızgınlığını ifade etmek aracında da değildir. Eleştirinin amacı incitmek değil, yardım etmek olmalıdır. Aksi takdirde onu hiç yapmamamız daha doğru olur.